Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine 3D yazıcımla bastığım bir üründen sizlere bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ben yayıncılık yapıyorum, içerik üretiyorum YouTube'da ve kablosuz mikrofonlar kullanıyoruz. Bununla ilgili en çok kullandığım ürün de Rode'nin Wireless Go isimli modeli. Bunun bile ikisi çıktı ama şu an ben birinciyi kullanıyorum. Nasıl bir ürün? Şurada göstermişim. Şuradan çıkarayım. Şöyle bir ürün bu. Şimdi bunu ben genelde hani kendi konuşmamı çekerken işte bunu takıyorum. Bir de bunun alıcısı var. Onu da bilgisayar fotoğraf makinesine ya da işte ne kullanacaksın GoPro ise GoPro'ya falan takıp kullanıyorum. Şimdi tabii ki bunu böyle kullanırken eğer bir röportaj yapmam gerekirse bir ürüne ihtiyacım var. Yani normal kablosuz el mikrofonuna ihtiyacım var. Şimdi kablosuz el mikrofonları da pahalı ve benim her zaman kullandığım ürünler değiller. Şimdi ben de dedim ki bunun mutlaka birileri kafayı bozmuştur ve bununla ilgili bir çalışma yapmıştır dedim ve yapmışlar, evet, yanılmamışım da. Şöyle bir baskı var. Thingiverse'den aldığım bir baskı bu. Bunu alıyorsunuz ve yapmanız gereken şey şu. Bu baskı yaklaşık 10-12 saat sürüyor yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ve bu Rode Wireless Go'ya özel bir çözüm bu. Bunu birisi yapmış, koymuş sağ olsun. Aslında biliyorsunuz el mikrofonuna fazlasıyla benzeyen bir ürün. Kablosuz el mikrofonlarına çok benziyor. Bunu ne yapıyoruz? Şimdi şöyle buradan çıkartacağım mikrofonumu. Şimdi mikrofon burada. İçine koyuyorsunuz böyle. Bakın şöyle göstermiş olayım. Şöyle. Bu şekilde koyuyorsunuz ve bir tane süngeriniz olmalı. O süngeri de şöyle takıyoruz. Ben bunu hepsi burada üzerinden almıştım. Şimdi biraz takır tukur ses gelebilir mikrofonundan. Kusura bakmayın bunun için. Böyle taktığımız zaman, bu baskıyı alıp taktığımız zaman bu şekilde bir mikrofon elde etmiş oluyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Birisiyle konuşurken böyle. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ne diyorum? Falan diye böyle bu şekilde röportajlarda kullanabiliyoruz. Galiba sallanıyor bakın şimdi. Muhtemelen sesini de duyuyorsunuzdur. Belki küçük böyle bir kağıt parçasıyla falan sıkıştırmak daha iyi olabilir. Bu sünger de biraz dandik bir sünger tabii ama siz daha iyisini alıp takarsanız da böyle bir el mikrofonunuz olur. Niye kırmızı? Kırmızı PLA vardı bende, onu da bastım. Siz mavi de basabilirsiniz, beyaz da basabilirsiniz, siyah da basabilirsiniz. Hangi renk PLA'nız varsa onunla basabilirsiniz. Ben kırmızıyı uygun gördüm. Seviyorum kırmızı rengi. Saatimde de mesela bak kırmızı kayışım var. Bunu da seviyorum. O yüzden kırmızı bastım. Beyazı basıp, beyazı bir PLA'dan basıp istediğiniz bir rengi de boyayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben nerede bastım onu da söyleyeyim. Ben de Creality'nin Ender 3 V2 modeli var. Onun üzerinde baskı aldım. Söyledim yaklaşık 10 saat ya da 13 saat falan sürdü galiba diye tahmin ediyorum. Emin değilim. Ama bakabilirim. %50 oranında da baskı yoğunluğu kullandım. Siz daha az ya da daha fazla da yapabilirsiniz. Ama bu fena değil bu yoğunluk. Mesela güzel. Bakın şu anda mikrofon uzak, mikrofon yakın. Ses muhtemelen fark ediyordur. Tabii ki bunu bu şekilde kullanırken dediğim gibi birazcık sıkıştırmanız daha iyi olur. Bir de daha iyi bir sünger alırsanız daha iyi sonuç alacaktır. Basit bir ürün. Hani çok kompleks ya da bir işlem yapmayı gerektirecek bir şey değil. Böyle fenere benziyor biraz. Buradan baktığınız zaman da fener gibi böyle. Sanki fenere de benziyor fazlasıyla. Böyle kullanabileceğiniz bir çözüm üretmiş oluyorum. Dediğim gibi çok zor değil. Hani baskısı öyle ahım şahım zor bir işlem değil. Baskıdan sonra da bir işlem yapmanız gerekmiyor. Sadece ben burada bir dolgu atmış, destek atmıştım. O destekleri çıkardım. Bu şekilde böyle hemen kullanıma hazır hale gelen bir çözüm bu. Bunun gibi bir sürü çözüm var Thingiverse üzerinde. Veya 3D bir yazıcınız varsa kendiniz falan da geliştirebilirsiniz eğer isterseniz. Yoksa da etrafta bir arkadaşınızda bir komşunuzda vardır, şurada vardır, burada vardır. Onlardan da destek alabilirsiniz. Böyle basit bir şeyle yapabiliyorsunuz. Ben yaptım, çok da memnun kaldım. Özellikle söylediğim gibi röportaj yaptığım zaman, ki bazen yapmak zorunda kalıyoruz. Bazen işte dışarıda olabiliyor, fuarlarda olabiliyor, organizasyonlarda olabiliyor. Şöyle bir şey çantamıza atıp, hafif de zaten çok da hani öyle ağır bir şey de değil. Merhaba merhaba şeklinde mikrofonumu, tek mikrofonum varsa özellikle. Çünkü bunun iki başlıklı olanı da var. Çünkü Rode Wireless Go 2 çıktı ama o çift başlıklı. Yani bir tane alıcısı var, iki tane vericisi var. Onlarla röportaj yapmak için birine yakasını takabiliyorsunuz. Ama sokak röportajında mutlaka el mikrofonu lazım. Çünkü sokakta geçen bir insanın yakasına mikrofon takmanız biraz uzun süreceği için genelde istenmez bu. O yüzden el mikrofonu daha çok tercih edilir. Onda da böyle kullanabilirsiniz. Böyle el freni gibi basit, kolay, hızlı bir çözümden bahsetmek istedim. Sizin de 3D yazıcınız varsa, böyle bir derdiniz de varsa ya da etrafınızda 3D yazıcı olan birisi varsa ve böyle bir derdiniz varsa bu sorunu çözebilirsiniz. Rica edersiniz, abi şunu bana basar mısın dersiniz. 50-60 gram da bir PLA harcı, çok da bir yüksek bir maliyeti de yok. Yapılamayacak kadar da zor bir şey değil. Hızlıca siz de alıp kullanabilirsiniz.
Bu ürünün indirme linkini açıklama kısmında vereceğim. Siz de bakarsınız, beğenirsiniz. Eğer aynı mikrofonu kullanıyorsanız siz de bu ürünü indirip baskı alabilirsiniz. Bu baskıyla ilgili merak ettiğiniz, 3D yazıcılarla ilgili merak ettiğiniz konular olabilir. Bu videonun altına, diğer videolarımın altına da yine ekleme yapabilirsiniz. Videonun ortasında bahsettiğim bu yazıcımla ilgili Ender 3 V2 ile ilgili sormak istediğiniz şeyler varsa yine yorumlarda sorun, çekinmeyin. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. O yazıcıyı da özel olarak inceledim. Bu arada onun da linkini şuradan yukarıdan çıkartırım. Ondan da izleyerek en azından yazıcının detaylarını da öğrenmiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarını takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.